Aa, bakar mısınız? İlkokul arkadaşım. İlkokul arkadaşım Selva. Ne yapıyorsunuz Selva Hanım? Selva Hanım, neler oluyorsunuz? Erik'te mi oluyorsunuz yoksa? Evet Selva. Pikniğe gidiyoruz. En sevdiğimiz şey Kireçburnu sahilde sabah kahvaltısı yapmak. Kayısı alalım. Kayısı alalım, evet, bağırsaklara çok iyi. Neler oluyorsunuz Selva Hanım? Çok acil yetiştirmem, yüzükler gibi yetiştirdim. Dur, saatte yetiştirebilecek misiniz? Yetiştireceğim tabii ki, yetiştireceğim. Gerçekten çok güzel yemeklerim var, misafirlerim asla. Börek aldınız mı Selva Hanım? Neli börek aldınız? Börekleri kendim yaptım diyeceğim ama. Kendim yaptırmayacağım ve hepsini kandıracağım. Evet, kol böreği yaptın yani. Kaç çeşit? Kürt böreği de aldım. Kürt böreği de yaptın. Bravo. Başka gerek var mı ya? Bunlar ne aldın? Şey, kiraz alalım mı? Ananas mı? Kiraz. Ya bu nasıl bir lükslük ya? Şu bak, bak prenses kabına koyulmuş olanlar aşırı güzel oluyor. Ha? Güzel ya. Bakayım ben. Bak bak. Sen yemek istiyorsun. Benim anladığım kadarıyla bunlardan birer tane yemek istiyorsun. Selva Hanım, ananas almayın yani, saçmalamayın. Piknikte ananas yendiğini ilk defa görüyorum. İstersen bir de passion fruit al. Bize düşen görev, ben çayımızı yaptım. Ne yaptım? Çayımızı yaptım. Biber kızarttım. Bal kaymak almak, sarıyerden börek almak ve böyle zerzevatlar. Birazcık dedik ki meyve alalım. Size nasıl piknik yapıldığını göstereceğim. Ne yapalım, geliyoruz biz de. İlgisi var. Akşam. Kim yaptı onu? Ne bileyim. Hadi her be. Her şey varsa o yönde yönlensin. Mesela ya kuru, kuru domates olması. Aman dolması olmadı. Kuru domates salatası. Böreklerimiz. Bal kaymağımız. Kıramız. Yok yok. Yok yok ve Fatma'mız var. Ve Şule'miz var. Ve Selva'mız var. Selva Hanım, 4 saati hazırlayamadınız sofrayı, geç kaldınız. Evet, çünkü arkadaşlarım beklemedi, bir zaman geldiler. Evet. Afiyet olsun. Çaylarımızı dökelim. Çay dökmek. Sen Bursalı mısın? Bursalılar çay dökmekler. Bakısı gibi. Evet, oluyor. Demek yiyeceklerinize asla folyoyu. Evet, klasik. El Clasico yaşanıyor ve... Ay, ama bu kızlarla ilk defa bu klasik yaşıyoruz. Çok güzel bir, evet, çok güzel bir piknik olacak. Daha çok açız. Hava efsane. Hiç terletmeyen bir gün. Kurallarımız ne? Piknik kurallarımız, asla sonrasında yerde oturmuyoruz. Ben belim ağrır. Ben oturamam. Her zaman sandalyede yer otururum. Yerken imkanımız var. Evet. Allah aşkına. Yerken oturabiliyorum. Yere sonra kalkmam lazım. Sandalyemizde oturacağız. Çayımız var. Her şeyimiz var. Görüşürüz. Kireçburnu fırına geldim ve böyle tam buğdaylı bir ekmek aldım. Bir de tabii ki buraya geldim. Alacağım şey mekik. Evet, mekik alacağım. Dererim. Ekmek de alındı ve çok tatlı kuru pastalar aldım. Ama bir tanesi var ya, tam akrabalarımın ağzına layık. Göstereceğim size onu. Nasıl? Gerçekten dediğim kadar akrabalarımızın ağzına layık değil mi? Bak böyle yiyecekler. Aa, çok güzel. Yedik içtik, gözden düştük, bizim babaannemin lafıdır bu. Şu anda buraya güneş çok geldiği için konum değiştireceğiz. Her yeri kapatmadan insanlar. Arkadaşlar, adadan ilk elenen Fatma oluyor. Fatma'yı uğurluyorum. Kendisi bir ana ve bebesinin yanına gitmesi gerekiyor. Ama bu hafta değişiklik yaptık ve adaya hayır birini daha çağırdık. Sena, lütfen ya. Oyuncu değişikliği yapıyoruz. Lütfen gelmiş bak ya. Aynen şeyden, Survivor'dan elenenler bize geliyor. Herkese selamlar. Biz sahildeydik biliyorsunuz. Sahilden eve geldik ve ablamı Balıkesir'e uğurlayacağım birazdan. Balıkesir'e uğurlamadan önce kendisi bu aralar aldığı kilolardan çok dertli. Ben de kilo vermem çok durduğu için dertliyim. Bunu hızlandırmak ve bu döngüye bir son vermek adına ikimiz bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma da Sevde Selva diyeti anlaşması. Şimdi ben böyle bir defterim var. Aylık bir planner
defterim var. Bu defterde bu ay yapılacaklarımız, bir aylık bir diyet süreci bu. Bu ay yapacaklarımızı yazdık. Sevde ve Selva'nın kuralları diye altına imza atacağız. Video konseptimiz şu şekilde. Her hafta bir Z raporu videosu hazırlıyoruz ve bu Z raporunda günlük hazırladığımız yarım dakikalık videoları birleştiriyoruz ve totalde haftalık da bir plan çıkıyor. Plan çıkıyor. Bir sonraki haftayı daha rahat görüyoruz. Yani ilk hafta bu kuralları, şimdi kuralları okuyacağım. Bu kuralları ne kadar yapabiliyoruz? Hangisinde zorlanıyoruz? Diyetteki nerelerde zorlandık? Bunları Z raporunda söyleyeceğiz. Ve bir sonraki haftanın da planını oluşturmuş olacağız. Bunu Selva uzakta olduğu için kendi telefondan videosunu çekip gönderecek. Ben de onları editleyeceğim. Sevde kurallarını söylüyorum. Mesela cheat day bizim için nedir? Ondan bahsedelim. Cheat day esasında kaçamak günü demek. Evet. Ve bu kaçamaklarımızı biz şöyle belirledik. Bizim diyetimizde yasak olan şey şeker ve gluten. Bu cheat öğünlerimizde de, bunları kaçamak öğünlerimizde de bunları yiyebileceğiz. Evet. Bizim kaçamaktan kastımız bu. Dediğimiz gibi bu Sevde Selva diyeti bilimsel bir karşılığı yok. Ama hadi gelin beraber zayıflayalım. Benim kuralımda cheat day'i önce dedim ki bir gaza geldim. 2 ayda bir yapacağım dedim ama bu yemez yani bende. Ben de aylık olarak yapacağım bunu. Ben ayda bir defa yapacağım. Ya, evet. Ya, hatta şimdi bu günü de belirliyorum. 15 Temmuz'da ben kendime bir kaçamak öğünü vereceğim. Selva da bunu her hafta yapacağını söyledi. Selva'nın planında da her hafta. Bundan önceki kilo verişlerinde haftalık kaçamak günleri yaptığı için ona öğrenilmiş bir şey ve haftalık yapmaya devam edecek. Her cuma günü kendine bir öğün belirleyecek ve o öğünde istediğini yiyebilecek. Şeker de olabilir, gluten de olabilir. Tatlayacağım bence kesin. Evet, öncelikle bunu belirleyelim ve buna sadık kalalım. Tamam. Ve en önemli kuralımız her gün spor. Evet. Her gün spordan kastımız ne? Ben haftada 3 gün zaten aktif olarak spor yapıyorum. 2 günü kickbox, 1 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum. Geri kalan günlerimde de bütün sosyal faaliyetlerimi azaltıp koşu yapmaya başlıyorum. İnşallah. Yani evet. Sosyal kişilik yarısı olacak bilmiyorum ama. Koşu yapmaya başlamak istiyorum aslında. Hedefim 6K koşmak şu anda. İlk ay 3K, ikinci ay sonunda da 6K koşmak istiyorum. Bunu da gün bazında yine bu defterimde böyle günlük olarak planlarım var. İlk gün işte kaç dakika koştum, kaç dakika yürüdüğümü hesaplayıp bir plan hazırlayacağım önce kendime. İlk gün işte 5 dakika yürü, 1 dakika koş. İkinci gün 2 dakika koş, 4 dakika yürü şeklinde kendime bir plan hazırlayacağım. Ondan sonra bir aylık süreçte de bakalım ne olacak. Selva da yine evdeki kendi antrenman programını uygulayacak. Daha önceki diyet ve spor hayatımda yaptığım gibi. Ben de 20 kilo falan verdim aslında, ameliyatsız falan diyormuşum. Ameliyat olanlar. Hiç. O zaman da Leslie yapıyordum, belki biliyorsunuzdur. 5 mil şey vardı, 5 mil yürümüş oluyorsun. Aynı zamanda hareketler falan da var. Ondan sonra da bir yarım saat kadar eliptik bisikletim var evde. Onu yapıyordum. Artı üstüne yani böyle mekikler, şınavlar falan da yapıyordum. Şimdi tekrar o programımı uygulamayı düşünüyorum. Bakalım. Her gün yapabilirim inşallah. Her gün bir saat ayırsan bana yetiyor yani. Yok, bunu mesela sen de bunu haftada 3 gün yap. Geri kalan günlerinde de dediğim gibi 10 bin adıma tamamlamaya çalış. Ha, tamam. Tamamlamadığında çık evden yürü yani. O 10 bin adımı tamamla. Balıkesir sokaklarında görürseniz beni. Evet, yani hedefimiz aşırı uç değil. Sadece sürdürülebilir olmasını istediğimiz için ve kaslarımız hareket etsin istediğimiz için. Selva uzun zamandır spor yapmıyor. Böyle bir hedef koyduk. Şimdi bunları imzalayacağız ve uygulamaya geçeceğiz. Size de devamında haber vereceğiz inşallah. Birazdan yola çıkacak. Çok lafa tutmak istemiyorum o yüzden Selva'cığımda. Bu şekilde siz de bizimle yapmak isterseniz aşağıya yazın lütfen. Bir haftanın sonunda, haftalık olacak bunları, bu videolarım dediğim gibi. Haftalık olarak siz de rapor verirseniz aşağıya çok seviniriz. Görüşürüz. Şöyle durmam gerekiyor sizinle video çekebilmem için çünkü arkası çok karışık. Ama önemi yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Odamı toplayacağız. Ben bu oda toplama videolarını çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz bilmiyorum. Şu anda şu görünen buzdağının sadece 9.1'lik kısmı arkadaşlar. Suyun altında daha neler var neler. Çok utanıyorum bunu size gösterdiğim için ama hayat her zaman da çok güzel değil.
odanız hafta sonu böyle oluyor. Hafta içi kıyafetlerinizi giyiyorsunuz ve odanızdaki herhangi bir yerin üzerine atıyorsunuz ve hafta sonu sizi böyle kıyafet dağıyla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca şu an yatağımda dandık. Normalde uyanır uyanmaz yatağımı toplarım. Bugün işte ben yatmadım burada, ablam yattı. Geldik onun yanında, sarıldık bilmem ne falan. O yüzden yatağımı toplamadım. Şimdi oda toplayacağız beraber, ne dersiniz? Önce odanın halini göstereyim mi? Gerçekten belki de beni şu anda takipten çıkartırsınız. Çok üzülüyorum. Bak şu kısım böyle. Giyilmiş ve çıkartılmış. Ana yerde. Ama yeni yıkanmış şeyler var burada. Çoğunlukla yeni yıkanmış şeyler. Bir yığın kitap. Burası makyaj masam. Ama yani inşallah kötü bir şey yoktur arasında. Gerçekten çok kötü şeyler var. Çok dağınık. Ondan sonra bu da yatağımın hali. Of, çok fena dağınık. Gerçekten çok üzülüyorum şu anda. Ama beraber bu odayı toplayacağız şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Önce yatağımı toplamakla başlayayım. Çünkü yatağı topladığınız zaman o da hemen toplanıyor. Efendim Musti? Müsait misin? Müsait ya. İzlemeyeceğim bir dolu demir. İzleyeceğim ama önce odamı toplayayım. Let's begin. Bu arada evet, ben hala yorganla yatıyorum. Şimdi kıyafetleri topladım. Hepsini katladım. Gardıroba yerleştireceğim. Gardırobumun kapaklarını sizinle açıyorum arkadaşlar. Ah, çok düzgün. I'm sorry. İşte burası dank. Burası en çok kullandığım gardırop gözlerim. Bu aşağıda tişörtler ve şallarım duruyor. Yani aslında çok raf var ama ben nedense bu gardıroba sığamıyorum. Kıyafetlerimin büyük bir kısmı da annemin gardırobunda olmasına rağmen sığamıyorum yani, beceremiyorum. Gardırop almam lazım aslında, böyle büyük bir gardırop. Ne güzel olurdu. Ama bu kadar da kıyafete ihtiyacımız yok. Neyse, o konulara geleceğiz. O konularda çok iyi değilim. Burada pantolonlarım, şu kısımda eşofmanlarım, en üstte de giymediğim, şu anda hepsi bana kocaman olan pantolonlarım var. Görmek ister misiniz? Nasıl? Millet, ben bu pantolona giriyordum. Gerçekten. Yeah! Arkadaşlar bu zaferdir, tamam mı? Bu bir zaferdir. Nasıldı ama? Bomba değil mi? Evet, şimdi gardırobu tekrar toplamaya devam edebiliriz. Ya sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama ben şal aldığım zaman yanlışlıkla renkleri unutup hep aynı renklerden alıyorum. Selva geldiğinde devamlı ona veriyorum. Eğer aynı renklerden almışsam. Ya da onda varsa diyorum ki, aa bende bu renk yok, bana bu renkten versene falan diyorum ama genelde o renk oluyor. Baksanıza, ne farkı var bu renklerin şimdi? Neden iki tane alıyorsun? Bu yetmez mi? Ya da bu yetmez mi? Ama öyle de olmuyor. We'll be right back.
kısım tamamlandı. Hijab Pro'yu da spor çantama atıyorum. Burada bu. Geliyoruz gardırobumuzun diğer gözüne. Evet, şimdi gelelim zurnanın dört dediği yere. Şu masaya. Yani şu dumbbell'ın ne işi var diyeceksiniz değil mi? Bu aslında çok hafif. Yarım kilo. Bunu kapıya koyuyorum. Şunun rengi cennet değil de nedir? Bana onu söyleyin. Tom Ford Carolyn. Harika. Ay bir de size şunu göstereceğim. Bunu Miniso'dan aldım. Muhteşem bir oje, muhteşem bir oje. Harika, bayıldım. Burası da far paletlerimin bulunduğu bir kutu. Uzun zamandır farlı makyaj yapmıyorum. Galiba kızların gözünde turuncu far görmekten nefret ediyorum. Size bir de obez sevde göstereyim mi? Bu fotoğrafı çekildim. Tabii ki asla beğenmedim. Ve kendimden gerçekten çok kötü soğudum. O süreçte. Sonra pasaport fotoğrafımdı bu. Ya da vize fotoğrafımdı. Sonra tekrar çekildim. O da çok kötü. Ama bunun kadar kötü olamaz herhalde. Abi bu ben değilim ya. Bu 2015. Bu 2015 yılı aynen. Ve bu ben değilim. Bu neden böyle? Bunu ibret olsun diye aynama asacağım. Yapmaya çalıştığım ama bir türlü kendime veremediğim dikiş hobimin kitapları var arkadaşlar. Dediğim gibi ben her şeyde mükemmelliyetçi bir insanım. O yüzden bir şey yapacaksam ilk önce onun kitabını alırım. Ve şu anda dikişe karşı bir ilgim olmadığı için arkadaşıma vereceğim. O başlayacak. Zehra başlayacak. Bir de şöyle bir ayakkabım vardı. Tozlanmış. Şöyle bir ayakkabım vardı ama ben inat etmişim 39 almışım ve benim ayaklarıma 39 oluyor. Bir kere giymiştim. Bunu satacağım galiba. Dolap.com. Dolapta var benim hesabım ama bir şey var mı? Koydum mu hiç bilmiyorum. Güzel mi? Annemin. Üç lira daha buldum. Amerika'ya gidiyorum galiba. Son olarak şunları göstereyim. Ben tam bir kumaş manyağıyım ve kıyafet diktirmeyi aşırı çok seviyorum. Ama kafama göre tam bir terzi bulamadığım için yığınla şu yatağımın altı sırf kumaş dolu.
hiçbirini diktiremedim ve içim acıyor onları diktiremediğim için. Ama bu sene hedeflerim arasında terzilere güvenmek var. Terzilere gitmeden önce sana güveniyorum demek istiyorum. O yüzden bunları biraz ortalıkta bırakacağım. Bir poşete koyup şuralara koyacağım ki gördükçe ben onları terziye verip bir şeyler diktireyim. Evet, tamamladık odamızı toparlamayı. Benim bir pazar günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Genellikle güzel bir kahvaltı, sonra oda toplama şeklinde. Bu vlog biraz uzun oldu. Aslında bunu bu akşam bile, yani pazar akşamı bile paylaşmak istiyorum. Çünkü sizler de belki bizimle diyet yapma motivasyonunu kazanır. Hemen yarın başlarsınız ama pazartesi olmasına gerek yok. Haydi hep beraber yarın başlayalım. Şimdi bir toz alıp günü bitireceğim. Bir film falan izleyeceğiz kardeşimle. Kuantuma takmış durumda, kuantumla ilgili bir şeyler izleyeceğiz. Odamın son halini de göstereyim sizlere. Gayet yatağımız düzgün, başucumuz düzgün. Dolap, yani buralara daha detaylı girilir ama gerçekten bugün yoruldum ve artık yeter yani. Daha fazla giremeyeceğim. Gardırobumuza bakalım. Yani ne kadar da güzel, üst tarafı göstermesem ne kadar da güzel, düzenli değil mi? Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Ben çok eğlendim bugün. Çok güzel kararlar aldık. Hep beraber odamızı toplayalım. Hayır, hep beraber yapıyoruz her şeyi. Ben çok mutluyum sizinle bir şeyler paylaşmaktan. Sizden gelen güzel yorumları mutlulukla okuyorum. Hakikaten çok seviyorum bu durumu. Kendinize iyi bakın. Bu arada 4K olmuşuzdur diye umut ediyorum. Olmadıysak lütfen abone olun ve beni 5K yapalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.